Bakla Rabbimizin verdiği nimetlerin kadrini, kıymetini anlamış oluyoruz. Kendi vücudumuzun, bedenimizin bir lokma ekmeğe, bir damla suya ne kadar muhtaç olduğunu görüyoruz. Ve bir lokma ekmeği olmayanın, bir damla suya muhtaç olanın ne kadar mağdur, ne kadar muhtaç olduğunu bu şekilde anlayabiliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, bunu anlamadan oruç tutuyor ve böyle bir Ramazan'ı geçiriyor isek, boşa geçirmişiz demektir. Bunu anlamak ne demektir? Eğer biz oruç tutup, efendim bir lokma ekmeğe ihtiyacımız olduğunu anladıysak, bir damla suya ne kadar muhtaç olduğumuzu en iyi şekilde anladıysak, bunlara muhtaç olan, bunları yıl boyu bulamayan insanları hemen hatırlayıp onlara elimizi uzattıysak, o zaman bizim Ramazanımız Ramazan olmuş, orucumuz oruç olmuş olur. Ve oruç tutmak sayesinde, Ramazan sayesinde nimetin sahibini bir kez daha şükran ile yad etme ihtiyacını duyduk kıymetli kardeşlerim. Bize ne kadar sonsuz, sınırsız, sayısız nimetler bahşediyor Rabbim ki biz oruç sayesinde bir kere daha Rabbimin verdiği bu nimetlerin kadrini, kıymetini anlıyor. Aziyetimizi, Rabbimin büyüklüğünü, onun bütün noksan sıfatlardan daha münezzeh olduğunu bir kez daha iyi bir şekilde bizim orucun vermiş olduğu manevi atmosfer ile anlamış oluyor ve günahlardan uzak durmak suretiyle nefsimizi temizliyoruz. Tevbe istiğfar ediyoruz. Hayatımıza yeni bir sayfa açıp bundan sonra 5 vakit namazımı inşallah kılacağım. Bundan sonra bir daha asla günah yuvalarına gitmeyeceğim. Bundan sonra içki, kumar, efendim faiz, zina gibi Allah'ın haram saydığı, günahı kebairden saydığı şeyleri asla işlemeyeceğim diyebiliyorsa bir Müslüman, o mümin Ramazan'da orucunu tutmuş olur. Ramazan'daki feyizden, bereketten istifade etmiş olur. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bizden emretmiş olduğu ibadet-i taatların en büyük faydelerden bir tanesi bizleri günahtan uzak tutmasıdır. Bakın, önce mahiyetimiz altında olanlardan başlamak üzere bütün insanları sevelim, sayalım, gönlünü alalım, büyüklerimizin hayır dualarını alalım, hastalarımız varsa ziyaret edelim, yaşlılarımızın gönlünü alalım, muhtaç olan ihtiyacı sahipleri varsa onlara yardım etmek suretiyle bayramı bayram yapmaya gayret edelim. Kıymetli kardeşlerim, vaktimiz geldi. Malum bayramlar yılda iki defa, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı olmak üzere iki bayramımız var ve bu bayram günlerinde yeni gelen genç kardeşlerimiz olduğu için inşallah bayramı yapıp namazı kılmaya geçelim. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle bu bayram Ramazan bayramı. Dolayısıyla niyet ederken de kıymetli kardeşlerim, niyet ettim Allah razı olsun için Ramazan bayram namazını kılmaya veya sade bayram namazını kılmaya kuyruğun hazır olan imama diye imamın tekbirinin peşinde imamla birlikte tekbir alıyor. La ilahe illallah Allahu Ekber Allah. Allahu Ekber ve Lillah.
Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ekbirullah tekbira. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi lhamd. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله وأكبر الله تكبيرًا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Muhammed'e birlik, beraberlik, dirlik ve düzen nasip eyle. Güç, kuvvet ve nusret ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bütün dünyada bütün insanların kardeş olmasını, savaşların, yıkımların, zulümlerin son bulmasını nasib-i müesser eyle. Kardeşçe yaşamayı nasib-i müesser eyle. Ya Rabbi, bizleri son nefeste kamili iman ve Kur'an ile kelime-i şehadet ki buyurun hep beraber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ruhumuzu teslim etmeyi cümlemize nasib-i müesser eyle. Ya Rab, ibadetlerimizi kabul eyle. Razı olduğun kimseler zümresine bizler de ilhak eyle. Duaen lillahi teala. El-Fatiha. Thank you.
Pekişmesine vesile kıl. Allah'ım bütün dünyada huzuru hakim kıl, barışı hakim kıl. Ya Rabbel Alemin, kardeşliğimizi daim eyle. Bizleri birlik ve beraberlik içerisinde hep beraber din-i mübin İslam'a ittiba eden, sarılan, birbirine yardımlaşan, yardım eden salih mümin kullarından olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, sağlık ve afiyet ile yine nice Ramazanlara ve nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip-i müesser eyle. Ya Rabbi, geçmiş yıllarda aramızda olup da bu sene Ramazan'ı, bayramı idrak edemeyen kardeşlerimize, geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle. Bizlere de kamil iman ve Kur'an ile bir hayat yaşamayı nasip-i müesser eyle. Hayırlar fethi, şerler defi, günümüzün bereketli olması için, Allah rızası için. El-Fatiha.